Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımda Mehmet Dinler ve Salih Arandı var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hi guys. Selamlar. Ne oldu ya, bu Galatasaray yenildi galiba. Olmuş ya, Ümit Özat yani. Yerli Conte. Bir baş hikayesi daha yazmış. Üçlü oynuyoruz artık. Üçlü yenelim. Bozkır'ın kontesim. Oluyor böyle şeyler. Fatih Foster'ın demiş. Conte'si. Fatih demiş. Ronda ablayı övmeye geldim. Kevin Ousko kaybettik ya böyle takımın demiş. Chatbox'tan önce Loca'yı mı saysak? Evet, bir loca sayalım Mehmet. Sonra sen sunucusun bugün. Bir sunum maçları yönlendirme konusunda moderatör sensin. Artık top sende. Castiel Misha burada. Geç Fener'e burada. Serdar Ali. Dün yoktun kardeşim. Beni derin hayal kırıklığına uğrattın. Genel hocanın nasillerinden olma yolunda Serdar Ali. Stephen Trubey burada, efsanelerden. Extreme Y2J burada. Emine burada. Ersin Baybüyük burada. Yine. Kevin Omusko eskilerden burada. Aleykümselam. Lonmen hoş geldin. Emre Toker burada. Fatih Dişkaya burada. Yine hocanın asilzadelerinden. Scorpion Od burada. Artı 10 tane de misafir kullanıcımız var. Ufak bir işlemle chatbox'a üye olup sorularınızla, görüşlerinizle muhabbetimize daim olabilirsiniz. Yaklaşık 40 dakika beraber olacağız. Salt güreş konuşacağız. WrestleMania konuşacağız. Sözü ben Mehmet Dinler'e devretmeden önce bir şey demek istiyorum. Mehmet ya, bu WrestleMania biraz boynu bükük oldu sanki. Abi ben Stone Cold'un bir bira devirmesini izlemek isterdim. Ne bileyim, Draken gelip bir la 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 yapıp iki adamı devirmesini beklerdim. Ya da And Millions demesi gibi. Ya da Hulk Hogan. Duygusal bir şeyler arayan insanlar bu şovda biraz boynu bükük oldu. Ama gerçi ring içinde çok duygusal şeyler vardı. O da ayrı bir konu da. Bilmiyorum, efsanelerin, eski efsanelerin gözükmesi açısından sönük kaldı o yönü. Murat Küp, sen de hoş geldin. Söz sende Mehmet Dinler. Ne dersin? Ya hani dün konuşmuştuk ya WrestleMania güreş için bayram hani bizim bayramımız. Ya bayram dediğin şeyde çok sık görüşmeyen insanlar bir araya gelir. Hani böyle de bir geleneğimiz var gelirler. Hani aile toplanır ya işte Rock'ın, Stone Cold'un, Hogan'ın belki işte hani Big Show'un falan gelişi bu şekilde şeyler olmalı. Ben yanlış hatırlamıyorsam Big Show da yoktu değil mi? Big Show'da yoktu. Evet. Yani hani Çok şükür Fatih yoktu ya. demiş. Elias Drak segmenti isterdik. Ya ne kadar muazzam olurdu aslında küçük bir funny segment. Hem Drak'ın ring içi atraksiyonu, işte bir Yani iki finisher. maçta ya şovda gördüğümüz tek funny segment Elias'tı ve şeye Undertaker vs. Cena'ya bağlandı bir anda. Hani yani hakikaten böyle o eğlence kıvamı için bir şey yapamamışlar ama şov kartı o kadar kalabalıktı ki geçen 2 senede şovu o gereksiz yere o kadar uzatmışlardı ki tepki almışlardı. Bir 20 normalden 20 dakika ön yani geçen 2 seneye göre bir 20 dakika daha erken bitirdiler bu sefer. Hani o yüzden çok o topa girmemiş olabilirler ama yani bir özlem duydum ben de evet ya hani. Yani getireceksin abi bu adamları Abi bir yani yapacaksın. tane şey yoktu ya. Arka alan segmenti yoktu ya. Şaka gibi bir tane arka alan segmenti yoktu. Yoktu yani bütün kazananların kaybedenlerin röportajlarını bile şeyden yani Twitter'dan paylaştılar sadece yani. Çok garipti. Neyse konuşmaya geçelim mi o zaman Olur, yani. olur, olur, olur. Toplandık şu Öncelikle an hafiften zaten 25 kişi olduk. Başlayalım. birer cümleyle nasıl buldunuz WrestleMania'yı? Onu sorayım size Buğra. Buğra. Bir cümle düşünüyorum. O bir cümle keşke 2 ayda bir WrestleMania olsa olurdu. Salih. Keşke maçlar biraz daha uzun olsaydı, doyurucu olsaydı. Keşke. O zaman kickoff'taki iki Battle Royale ile önce başlayalım. Çok kısaca. Andre Giant Memorial Battle Royale'i
Bray Wyatt'ın büyük yardımıyla Woken Matt Hardy kazanıyor. Geçen iki senenin kazananları Baron Corbin ve Mojo Rawley'i son iki sırada eleyerek Bray Wyatt sayesinde. Salih, nasıl buldun Bray Wyatt'ın dönüşünü? Bekliyor muydun? Ben şaşırdım. Ben Matt Hardy'nin kazanacağını düşünmüyordum yani. Çok şaşırdım. Ben zaten ben dedim de. Geçen hafta Matt Hardy kim ya, kesin kazanamaz dedim. Orada kazanacağı belli oldu. Yani kazanıp kupayla pozlaması çok absürt bir şey olurdu yani. Abi şey zaten kupayla konuştu ya şey sonunda. Maçın sonunda. Gitti kupayla konuştu ya. Çok keyifli oldu. Bray Wyatt'ı bekliyor muydun? Ben hiç beklemiyordum. Yani. Peki. Unuturlar diyordum Bray Wyatt için. Ama işte olmadı. Ben de. Peki Buğra, sence Bray Wyatt Matt Hardy işbirliği ortaklık mı olur, yoksa Bray Wyatt'ın Matt Hardy'nin elemanı olmasıyla mı gerçekleşir? Ne diyorsun? Ya ben bir reenkarnasyon gördüm Bray Wyatt'ta. Saç stili falan da değişmiş. Bu gece daha net anlarız ancak. Raw Show'unda daha net görürüz ancak. Yandaşlığa doğru gidiyor sevgili Bray Wyatt. Yani ben bir de şeyi çok sevdim ya. Hani Matt Hardy ayakta, Bray Wyatt dizilerinin üzerinde poz verdiler ya maç sonunda. Abi çok güzel bir görüntü oluştu ya. Diyorum ve diğer Battle Royale'e geçiyorum. Ever Women's WrestleMania Battle Royale. Bu biraz daha hareketli geçiyor. Biraz daha şey geçiyor. NXT'den kadınlar var. Bir böyle stable kurup, mini stable kurup şeyin ringin ortasında epey bir kişiyi eliyorlar. Kim var burada? Ty Conti var, Dakota Kai var, Hindistanlı ablamız var, Peyton Royce. Kyrie Sane var. Yani Kyrie Sane'i buldukları her maça atıyorlar artık. Hani onlar epey ilgi çekiyorlar. Birçoğumuzun favorisiydi Becky Lynch, oldukça erken elendi bir şekilde. Maçın sonunda Bayley ve Sasha önce birlikte çalışıyorlar, sonra bu sefer Bayley Sasha'yı satıp eliyor ve meğersem elenmemiş olan Naomi gelip Bayley'i eliyor ve kazanıyor. Bayley üst üste ikinci senedir WrestleMania galibiyetine kavuşuyor. Özetledim sanırım böyle. Buğra, maçla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ya Tainara Conti, bilmiyorum, ben çok beğendim. Yani gerçekten WWE ringlerine inanılmaz yakıştı ve o hani aurası ringi kapladı. Benlerde değerlendirilebilmesi yüksek ihtimalle görüyorum. Değerlendirilirse de başarılı olacağını düşünüyorum. Naomi kazandı maçı, sonucunu konuşacaksak. Onun öncesinde hepinizin favorisi, benim favorim değildi. Benim favorim Natalya veya şeydi, Sasha'ydı. Kazandı Naomi. Hani beklenmedik bir durumdu. Hani zaten bir esprisi yok abi yani. Sevgili Memorial Battle, pardon, Battle Royale'ların, WrestleMania Battle Royale'ların bir esprisi yok. Burada bir senaryo gelişimi beklerdik. O da oldu zaten. Sasha Banks Bayley yine bir hırgür, sürtüşme vesaire yaşadı. Demiş Lone Man Naomi'nin almasındaki sebep demiş Mehmet. Bir de Bianca Belair muazzamdı demiş Stephen Truway. Evet, Bianca Belair gerçekten çok iyiydi. Bianca Belair'in diğerlerine göre farkı son dönemde bir de NXT'de çok kullanılıyor olması yani. Hani işte Dakota Kai'den falan daha ön planda bir isim. Ty Conti zaten şovlara çıkmıyor. Hindistanlı ablamız da çıkmıyor falan. Hani o yüzden daha çok diğerlerini şey yaptım. Naomi'nin kazanma sebebi muhtemelen yani reaksiyon. Hani yani hakikaten seyirci inanılmaz reaksiyon veriyor ona. Salih, sen ne düşünüyorsun Naomi'nin reaksiyonu hakkında? Vallahi pek iyiyim çekmeyen bir güreşçi ama şaşırdım ya kazanmasına ben. Yani ben açıkçası Naomi'nin kazandığı hiçbir şeye şaşırmıyorum. yani çünkü şey yani hani gerçekten çok el üstünde tutulan bir isim. Hani ben artık böyle niye o kazanıyor demeyi bıraktım yani hani. Kazanıyorsa tamam, sevmediğim bir isim kazanıyor ama kazanıyor yani. Bu arada şey yani Battle Royale kazananları daha sonra bunu kullanarak hani bir şekilde karizma sağlayabiliyorlar. En azından Andre the Giant Memorial Battle Royale'in ilk iki kazananı Cesaro ve Big Show bu konuda bir şeyler yapabilmişti. Belki Naomi de yapar. Evet, Ersin hani demiş buna bu minvalde. Naomi kemeri oynar mı, manasızlık içerir mi diye.
Yani şey Asuka eğer Raw'a dönecekse yani Charlotte'ın karşısına çıkmak için Naomi şu anda büyük bir aday olur yani hani çünkü SmackDown'daki en böyle şey karizmatik contender yani başarılı contender olarak kaldı. Becky'nin de artık Jobber'a bağlamasıyla. Ama göreceğiz bakalım. Devamında şeyde konuşuruz. SmackDown Kadınlar Kemeri maçında konuşuruz. O zaman şeye geçiyoruz. Neye geçiyoruz? Neye geçiyoruz ya? Cruiserweight. Kickoff'un şey maçı, kemer maçı. Cruiserweight Championship turnuvasının finali. Cedric Alexander, Mustafa Ali. Cedric Alexander kazandı. Maçı izlediniz. Sadi sen izlemişsindir zaten. Ben kaçırdım, kaçırdım. Ben izledim. Aa. Ben uyuyordum, uyuyordum. Bura maçı. Ya maç hani seyir zevki yüksek değildi bana göre. Seyir zevki yüksek değildi. Olmadığı gibi hani burada Mehter Marşı çalıp Mustafa Ali'mizin kazanmasını herkese duyurmak isterdik. Maalesef olmadı. İnşallah bir dahaki maça ya da rövanşa ya da kemerin diğer adayı Mustafa Ali olur. Benim lisedeki arkadaşlarım arıyor. Diyor Mustafa Ali nasıl güreşi, Türk mü falan filan. Tatlı bir kızı varmış falan diyor. Türk seyircilerin de ilgisini çekiyor Mustafa Ali adında birisinin WWE ringlerinde güreşçi olması. 205 Live çok yani hani sıkça takip ettiğim bir brand değil. Bir şey diyecek olursam Cedric Alexander'a Drew Gulak iyi bir rakip olabilir. Ya maçın kalitesiz geçmesinin sebeplerinden biri olarak forumda bir arkadaş yazmış. Şey hani bir sakatlık muhtemelen yani çok ani bir şekilde işte yan reklama gittiler, sesi kıstılar falan ve sonra da maçın temposu dibe vurdu tamamen. Yani çok da hani yani öyle bir sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü maçın potansiyeli iki ismi de biliyoruz. İnanılmazdı gerçekten. Peki şey Salih sence Cedric Alexander ne yapar bundan sonra? Ne kadar tutar kemeri sence? Ben orta vadede tutacağını düşünüyorum Cedric Alexander'ın. Ama ben sonunu izledim maçın. Bayağı epikti yani. Onu söyleyeyim. Yani epey senaryoluktu yani hani işte üst üste elbowlar falan filan ama ya maçın temposunun çok düşme sebebi yani muhtemelen bir sakatlık. Yani öyle umuyorum en azından çünkü bu turnuvanın finaline hiç yakışmadı maç ya. Hani ya ben turnuva çok kaliteli maçlar çıktı turnuva boyunca. Hani yarı finaller özellikle çok kaliteliydi, çok acayipti. Finalin böyle olması çok üzücü oldu benim için. Ama bakalım. Bu arada kapatmadan söyleyeyim Mustafa Ali'nin ve şeyi attire inanılmaz ya. Ha, çok kaliteli bir şeyle girdi. Çok güzel bir şeyle girdi. Ne o şey gibi Iron Man gibi. Maçla ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa yok. Ana şovun maçlarına geçiyoruz. Ben daha güzel bir şey beklerdim ya. 205 Live'ın neden olduğuna dair bir maç beklerdim ama dediğin gibi bir sakatlık varsa yapacak bir şey yok tabii. Evet. Bu arada Cruiserweight demişken Enzo Amaro'da tecavüz davasından aklanmış. Ne? Tabii ya, aklanmış. Kız Twitter hesabı. Yani Nia Jax Enzo Amore aşkı devam edecek demek bu. Çok mutlu oldum. Bakarız artık. Ana şovun maçlarını şöyle konuşmayı planladım ben. Maç sırasıyla değil de hani takım şampiyonluklarını arka arkaya işte kadınlar şampiyonluklarını arka arkaya o şekilde gidelim dedim. Daha düzenli olacaktır muhtemelen. Ve ana şovda da iki takım şampiyonluğu maçıyla başlayalım. SmackDown takımlar şampiyonluğunu Bludgeon Brothers aldı. New Day ve Usoları 5 dakikalık bir maçta hani şimdiye kadar ne yaptıysa onu yapmaya devam etti. Yani squash diyemeyeceğim ama yani gene yok ederek kazandı iki tarafı da. Yani takımlar divizyonunun hani altılı maçının squash'ı da böyle olur bence. Yani Salih ne diyorsun? New Day'in girişinden daha kısa sürdü maç. Aynen. Ama yani iyi düşünmüşler girişini. Cüce tiyatrosu getirmişler. Abi inanılmaz bir şey. Amerika'da gerçekten şey yani her şeyi bulabiliyorsun eğlence sektöründe ya. Abi cüce tiyatrosunu nereden buldunuz getirdiniz ya? Hani. Yani Amerikan kültürü eğlencesi o açıdan gerçekten hani özellikle insanlarda kültür kavramı olmadığı için ya da çoklu kültür ve kozmopolit bir ortam olduğu için herkesin birbirine saygısı var yani özelinde. Bu da Amerika'yı zaten mükemmel ve eşsiz yapan
Amerikan Dream yapan olay değil mi? Ben de çok beğendim. Öyle gerçekten yani. Maçla ilgili bir görüşün var mı Salih? Nasıl buldun? Maç beklediğim gibiydi yani. Açısı doğru buklamışlar yani. Uzun, daha uzun buklatsaylardı öbür maçlardan çalacaklardı. Bunlar hemen öbür maçlar da çok kısaydı. Yani ben şeyi hani Usolarla Harper ve Rowan'ın nasıl maçlar çıkarabildiğini gördükten sonra bu açıkçası benim için hayal kırıklığı oldu biraz. Yani %100. Harper ve Rowan'la doğru da şey hani bu kadar şey olmayan squash'a yakın olmayan maç da buklayabilirsin yani. Daha önce bunu başardıkları oldu. Keşke öyle olsaydı. Bakalım Reign'lerinde umarız görürüz böyle şeyler. Diğer takımlar şampiyonluğu maçı Main Event'ten hemen öncesine atlıyoruz. Braun Strowman vs. Cesaro Sheamus The Bar'dı maç. Braun Strowman'ın bir partner bulması gerekiyordu ve o partnerini seyircilerin arasından buldu. 10 yaşında Nicholas adında bir çocuğu aldı ve onunla birlikte takımlar resmi olarak Raw takımlar şampiyonu oldular. Buğra Gür, bu aldatmaca hakkında ne düşünüyorsun sen? Ya ben dedim Little Jimmy tarzı bir şey de olabilir dedim. Ya hani bunu düşünen adama bile bir gol attılar. Ne demiştim? Instagram'da paylaşımda yazmıştım. Şımaracak kimsen yoksa hayat seni koskocaman bir adam yapar. Nicholas da o galiba. Yani ben de Alexa Bliss demiştim ama bu daha da absürt oldu yani. Resmen bir seyirci artık şampiyon. Keyfi ebliğim şey yapmış. Nicholas demiş 30 gün tıbbi şeyden dolayı uzaklaştırılır haber yapmış. Ya acayip bu çocuğun ya bugün Rova çıkacak bu çocuk ve şey yani sabah okuldaydı falan yani hani acayip düşünsene dün WrestleMania'da kemer kazanmışsınız sonra şey maça çık şey okula gidiyorsunuz ertesi gün ya inanılmaz bir şey değil mi? Senin Randy'nin rekorunu da kır. Gerçi Tyler Bate kırmıştı gerçi Randy'nin rekorunu ama olsun. Randy ana kemer rekorunu kırdı ya abi. Ne fark eder? Sonuçta en küçük şampiyon şu an Nicholas. Tabii canım. Ne oldu? Yani, niye bozuluyorsun? Ben anlamadım. Neden bozuluyorsun şimdi? Bozulmuyorum. Salih sence The Bar'ın yani bir 10 yaşında bir çocuğa yenilmesi The Bar'ın sonu olur mu? Ne diyorsun? Sheamus'ın uzaklaşacağı söylüyor. Deniyor. Geç. O zaman maçlarla ilgili yani takımlar maçları çok kısa sürdüğü için onlarla başladım özellikle. Yani bence konuşacak... Odors of Pain geri dönecek. Yoksa ben bu Bludgeon kardeşleri pek anlamadım yani. Çok gereksiz hani sen tut 5 senedir 6 senedir takımlar divizyonunu 2-1 ante de bayrak adamları olmuş takımları 2 dakikada yiyen. Ya bunun anlamı yok. Bir anlamlandırma çabasında olduğum zaman da Odors of Pain geliyor aklıma. İnşallah öyledir. İnşallah. O zaman diğer maçlara geçiyoruz. Kıtalar arası kemer maçı. Şovun da açılış maçıydı ve hani açılış maçı için oldukça gaza getirici bir maç oldu. Seth Rollins White Walker olarak geldi. The Miz bir anime karakteri olarak geldi. Finn Balor bir LGBTİ destekçisi olarak ringe geldi ve üçlü muazzam bir maç çıkardılar. Ve sonunda Seth Rollins iki curb stomp'la üst üste tuşu bulundu. Buğra maçla ilgili görüşlerini alayım. Ya, tempolu bir mücadeleydi beklediğimiz üzere. Özellikle başlangıçta Miz'in dışarıda kalmayıp da hani maçı taşıyan isim olması çok hoştu. Ya Miz'de ne eksik desek hani bunu yapması eksik deriz. Ve yaptı da ya Miz gerçekten süper yıldız olma edasında ilerliyor. Yani inşallah bu üzerindeki silik ve eski görüntüyü de bir şekilde atıp hani yukarılarda bir görünüm edindirebilir bundan sonra kendine. Neden bundan sonra diyorum? Ben bir izne ayrılacağını düşünüyorum. Yani dönüşünde o yüzü yenilenmiş bir şekilde gelip hani yukarılarda hadi pek de yukarısı yok. Gene Lesnar kazandı da ya Miz'den beklenti fazla. Artık sizler gibi ben de. Ya Miz için zaten daha yukarısı yok yani. Ana kemere hiçbir zaman çıkmayacak bir daha. Yani ben inanmıyorum ona. Salih sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Yani Miz'i biz izliyorduk işte. Yani Miz
Ben böyle aktif güreşlerini hiç tahmin edemiyordum ya. Ben diyordum işte bunlar kapışır Seth Rollins'le filmi alır. Araya girer bir kelik yapar, kelik yapar. Maçı taşıdı. Çok şaşırdı bu. Maçın ben açılış maçı için doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Ve güzel maçtı. Peki şey yani Finn Balor bir tane daha başarısızlık yaşadı hani. Artık yani, iki sene daha övünür yani. Universal kemeriyle. Universal kemeriyle övünmeye devam edecek muhtemelen de. Ya, kemerin de toplam 4 şampiyon olduğu için yani övünmesinde bir sakınca yok. Hala 4 şampiyonu var kemerin sadece. Buğra sen ne düşünüyorsun Balor'ın geleceği hakkında kısaca? Ya Balor Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlayacaktı. Şu an UEFA Ligi topçusu olduğunu gösterdi. UEFA Ligi güreşçisi olduğunu gösterdi. Seth Rollins Grand Slam yaptı. Bir şey kazandı. Finn Balor bir şey kazanamadı. Ama kazanamadığıyla bence çok şey kaybetti. Finn Balor'dan umutluydum. Sen de zaten favorinin Finn olduğunu söylemiştin dün radyo. Aynen Serdar Ali. Intertoto güreşçisi gibi yani Finn artık hani fark yaratabilmeli kemer ringleri olarak. Belki SmackDown'a geçer Shake-Up olursa o da belli değil. Ama şu an kendini bulabilmiş değil hala şirket içinde. Fakat federasyon hala ona umut besliyor gibi görünüyor. Benim gözlemim bu yönde. Yani şey belki bugün belli olur tekrar çizeceği yol. Belki Club'la birlikte, Balor Club'la birlikte bir yola girebilirler yani. Bir heel turn belki işine gelebilir. Diyorum ve kart kemeri maçına geçiyoruz. Bu sefer SmackDown'dayız. United States Championship maçı. Rusev vs. Jinder Mahal vs. Bobby Roode. Randy Orton kemerin sahibiydi. Jinder Mahal Rusev'i son dakika maça katılan Rusev'i tuş etmeyi başararak kemerin yeni sahibi oldu. Başarılarına bir yenisini daha ekledi. Nasıl buldunuz maçı? Salih senden başlayalım bu sefer. Ben Intercontinental maçı gibi olacağını sanmıyordum ama diyordum ya yaklaşır yine. Bayağı baklentim altına kaldı maç. Çok kısa kestiler özellikle. Buğra sen nasıl buldun? Rusev'in hani seyirciyle ring içinde iletişim kurmasını ister ve beklerdim. Ya bir WrestleMania bu ya. Ya bırakın güreşçiler seyircilerle ring içinde iletişim kursun. Bu kadar disiplin fazla. Sanki Rusev kemeri alınca göğe arşa erişecekmiş gibi hiç dönüp de taraftara bakmadı. Hani bir Rusev de yaptır, bir şey yaptır ya. O yoktu. Maalesef hani duygu yükünün de azaldığı anlardan biriydi. Maç da bence sınıfta kaldı. Kale'nin kazanması güzel. Ben Kale'yi de neden kazandığıyla alakalı yorum yapacak olursam bir WWE'nin bu ay sonunda Arabistan turu var. Oraya bir Hindistan açılımı yapacaktır diye düşünüyorum. Yani orada bir Hintlinin kemer siyasi olaylar biraz tabii bu. Bir Hintlinin kemer sallayacağını düşünüyordum. Arabistan turunda Cidde'de. Ve WWE bu planını gerçekleştirdi. Yani daha çok Jinder Mahal'in başarısından çok bu bir WWE'nin siyasi planı bana göre. Suudi Arabistan Cidde Show'u da çok güzel olacaktır. Network'te seyredeceğiz hepimiz. Yani gerçi şey yani Jinder Mahal o WWE kemerini aldığı günkü gibi değil artık. Yani memleketi dışında da bir karakteri oluştu. Yani ben sırf o yüzden nefret ediyordum. Yani tek karakterinin memleketi olması bir güreşin çok kötü bir şey. Artık Jinder Mahal kendine ait bir karakteri var. Bir şeyler deniyor, yapıyor falan. Ya o yüzden yani normal bir heel haline dönüştü. Yani ama maçtaki tek desteklemeyeceğim insan kazandı. Ama yani böyle herkes nefret ettiğine göre iyi heel'dir yani. neyse şey maçla ilgili çok ufak bir detay vereyim. Şey Aiden English şeye katılmıştı. Battle Royale'e katılmıştı ve saçı vardı. Maç sırasında oldu hepsi. Ve yani maçtan sonra saçı şey bu maçı şeye geldiğinde anonsa geldiğinde saçı yoktu. Çok güzel bir detay oldu benim için. Diyorum ve devam ediyorum. Kadınlar şampiyonlukları önce Raw'la başlayalım. Daha az şok edici olanla.
Bu arada Buğra, chatbox'tan soru gelirse ya da yorum gelirse. Genel olarak okuyorum. Şu anda zaten 25 tane misafir kullanıcımız var. 45 tane dinleyicimiz var. Misafir kullanıcılar küçük bir işlemle Mixler'a üye olup chatbox'ta yorum ve görüşleriyle aramıza katılabilirler. Fatih demiş, Mahal artık seriye bağladı. Sıkıldıkça Randy'yi yeniyor. Ne diyorsun bu konuda Mehmet Dinler? Yani Randy Orton büyük bir güreşçidir. Büyük güreşçiler de başkalarına kuş verebilir. Yani büyük güreşçiler başarılarıyla övünür. Küçük güreşçiler büyük güreşçileri yenmeleriyle. Yani o yüzden. Ooo! Bu şey değil kim miydi ya? Acaba? Platini değil mi? Platini değil mi bu ya? Neler diyorsun ya Mehmet Dinler? Evet, şey demiyorum. Ero sormuş. Ero Wizard sormuş. Randy Orton, Ritty, V, Min, Road WrestleMania'nın en kısa şampiyon olduğu nasıl buluyorsunuz? Yani benim için bir sakıncası yok. Grand Slam yaptı. Ya Randy Orton'a kemer kazanmak yakışıyor. Kemerle WrestleMania'ya gelmek yakışıyor. Kemer kaldırmak yakışıyor. Kaybetmesiyle ilgili hiçbir sorunum yok. Yani 10 sene aşkın süredir adamın kazanmasını izliyorum sürekli yani. Kaybetmesiyle ilgili o yüzden sorunum yok. Yeterince gördüm kazanmasını yani. Diyor ki Xenophobia. Bu çok altı. Xenophobia diyor ki Orton'un egosu nasıl kaldırıyor bu gender basasına kaybetmeyi? Orton'un egosu dediğimiz şey biraz geride kaldı ya hani. Tabii. Bence bunun intikamı büyük olacak bu mağlubiyetin. Bunun intikamı büyük olacak dediğin adam yani resmen geçen WrestleMania'dan başlayarak WrestleMania sonrasında başlayacak tam bir yıldır sürekli gender mahalle kaybediyor. Yani daha ne olabilir artık yani daha nasıl alabilir intikamını? Alamaz intikamını. Universal'a mı çıkacak? WWE kenarında mı çıkacak? İkisine de çıkmayacak görürsünüz yani. Hadi bakalım. Geçiyorum bunu. Kadınlar kemerlerine geçiyoruz. Raw kadınlar şampiyonluğu. Nia Jax Asuka Bliss maçı. Evet. Nia Jax Monster Alexa Bliss'e karşıydı. Ve maçı da kazanmayı bildiği, kemeri kazanmayı bildiği maçtan önce Mickie James'i yok etti. Daha sonra da çok zorlandığı maçı yani Alexa Bliss'i bir on boyuyla ona cehenneme çevirdiği maçı çok büyük bir Samoan drop yaparak kazandı köşeden. Yani Alexa'yı öldürerek kazandı. Buğra maçla ilgili görüşlerini alayım. Ben hiç bu kadar eğlenceli bir maç beklemiyordum. Alexa Bliss, Nia Jax mücadelesi nasıl olur ya da ne şekilde güzel olur deseler ya abi bu maç kötü olur ve güzel olmaz derim. Ama gerçekten hem ikili hem senarist ekibi maçı WrestleMania'lık yapmışlar. Üst seviye miydi? Değildi. Ama ikisinin çıkarabileceği, mevcut karakterlerinde çıkarabileceği, Alexa Bliss'in yetersizliğiyle, Nia Jax'in dominasyonuyla en iyi bu olabilirdi. Mükemmeldi. Ben çok eğlendim. Hiç bu kadar eğlenmeyi, belki beklentim düşük olduğu için hiç bu kadar beklemiyordum. Eğlenmeyi beklemiyordum. Bence yani güzeldi ve artık Alexa Bliss'in kemerden düşmüş olması da mutluluk verici. İnşallah bundan sonra Asuka falan olur Nia Jax ablamızın rakibi. Ben çünkü Alexa Bliss'in artık sıkıcılaşmanın da ötesine geçtiği kanaatindeyim. Yani bir geçen seneki Charlotte'a döndürdü. Bir tur kemeri veriyor, döndürüyor sonra kendi eline alıyordu. Alexa Bliss bir profesyonel güreşçi değil. Bir WWE Entertainment'ı belki ama bu da benim için bir anlam ifade etmiyor. Sesin gidip geliyor. Hı, fark ettim. WWE'de bence bir profesyonel güreşçi değil Alexa Bliss. Ama iyi bir kendini bu konuda geliştirebiliyor mu? Bence hayır. Belki ilerleyen senelerde daha iyi bir güreşçi olabilir. Fakat şu an ana kemer potansiyelinden çok uzak. Aslında net olarak bir noktada çarpılacaksın. Şu maçtan sonra hala Alexa Bliss'e kötü diyen, kendi geliştirmiyor diyen de yani. Gitsin dağda yaşasın. Evet, dağda yaşıyoruz zaten. Olur. Salih sen nasıl buldun maçı? Biraz uzun sürdü ya beklediğimden. Ben kendimi hazırlamamıştım. Tuvalete gitmişim hatta maç içerisinde. Yani geldiğimi bir baktım devam ediyor maç falan. Ben de eğlendim maçtan.
Ama işte Burak Gür kadar eğlenmedim. Ya ben maçın favorisi olarak Alexa Bliss'i göstermiştim ve sırf böyle bir maç beklediğim için Alexa'yı göstermiştim. Hani yani bir sakatlık yaratıp ona oynayacağı, boyunun avantajını çok kullanacağı bir maç beklemiştim. Maç da öyle gelişti ama yani ne yapacaksın da hani aprona çıkacak kadar delireceğini tahmin edememiştim. Pardon, köşeye çıkacak kadar delireceğini. Böylece yeni bir şampiyonumuz var. Nia Jax için Asuka ihtimal dahilinde olabilir. Şimdi de oraya atlayalım buradan kısaca. Maçla ilgili söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa. Evet. Roman İnci bahsetmiş. Roman İnci bahsetmiş. Charlotte'ı kim yenecek bu momentumla diye. İşte önce bir Charlotte'ın maçını konuşalım. Ona da geliriz. SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu Royal Rumble galibi Asuka şampiyon Charlotte karşısındaydı. 3,5 yıldır süren serisiyle Goldberg'i de geçip WWE tarihinin, güreş tarihinin en uzun serisine sahip olmuştu. Ve o seri bitti. Kimsenin beklemediği bir şekilde bitti. Charlotte Future 8 Lock'la, hatta 7 Lock artık, yani tek kolla yaptı çünkü şeyi. Asuka'yı pes ettirmeyi başardı. Hani Asuka'nın serisi oldukça şok edici bir şekilde bitti ve yine bir WWE serisi New Orleans'ta bitti. Undertaker'dan sonra. Salih, neler düşünüyorsun? Genel bir görüş alalım senden. Tadında bitirdiklerini düşünüyorum seriyi. Yani tabii ki şaşırdım ama yani tadında bıraktılar en azından. Ki bitirebilecekler en iyi güreşçi bitirdiler. Charlotte sonuçta komple bir süperstar. Ben doğru buldum bugünkü. Yani maç da güzeldi bu arada. Beğenmeyenler olmuş. Yani Charlotte muhtemelen yani kariyerini bitirdiği zaman tüm zamanların en iyi kadın güreşçisi olarak anılacak. Ben şu anda da o şekilde anıyorum. Çünkü yani yaptıklarının, başardıklarının şu 3,5 senelik kariyerde haddi hesabı yok. Bir de yani şeyi bugünkü girişine dikkat ettiyseniz biz bir WrestleMania 30'da Triple H'e yardım ettikleri Sasha ile Alexa'yla kişi bu sefer o yaptı. Hani çok güzel bir an oldu. Buğra, ne düşünüyorsun maçla ilgili? Ya maç neresinden başlasam bilmiyorum. Öncelikle senaryo sonucunu söyleyeyim biraz. Asuka bugüne kadar hani bu ayakta durma sebebi mikrofon performansı, ring içinde gösterdiği yeteneği değildi. Tamamen serisinin promotion sayesindeydi. Bu kadın şimdi bundan sonra ne ile ayakta duracak yani. Zaten maç bittikten sonra saçma sapan İngilizcesiyle bir tebrik de etti. Ne bileyim, sarıldılar mağdılar, gereksiz ciddi samimiyet, gereksiz duygusallık. Hiç öyle şeylere gerek yok. Çünkü çıkardıkları maç öyle bir maç değildi. Hadi yani end of the era dersin. Kafesin içinde Triple H, Shawn Michaels, Undertaker vardır. Sarılırsın da yani. Bu sarılma ne abi şimdi yani? Sevimsiz bir kadın yani. Çok, ya çok sevimsiz, vazgeçmedik de mi şey ya? Ya çok sevimsiz ve hani irrite edici, gıcık alan, cringe bir segmentti. Gerek yoktu. Yani böyle bir şeyin olması, bence serinin bitmesi de Asuka'yı çok küçülttü. Hatta ortada bir şey bıraktırmadı. Bu kadını Asuka'ya. Ben şu an serisiydi. Bakalım bundan sonra ne yapacak? Oturup güreşecek hali yok ki. Neyse. Ya Asuka çok iyi bir güreşçi yani. Evet. Asuka çok iyi bir profesyonel güreşçi. Ring performansı muazzam olan bir isim yani. Hani gerçekten ya, ring performansı açısından hiçbir sorunu yok. Abi onun şey seri ya, ve bunda da bu ana kadroya geldikten sonra da gösterdiği Sasha maçı, Bayley maçı çok iyi maçlardı yani. Stephen Truway demiş, Charlotte'ın seriyi kırması ile birlikte WrestleMania 35'teki ana maçın Asuka Ronda Charlotte olma ihtimali var mıdır? Vardır. Yani Charlotte Ronda olsa çok daha iyi olur hatta. Yani ya birebir feud çok daha benim hoşuma giderdi. Yani ama şey yani Ronda'nın gelecek WrestleMania'da eldeki en başarılı kadın güreşçiyle karşılaşması zaten hani beklenen bir ihtimaldi ve an itibariyle de o da Charlotte oldu. Hani yani oldukça da iyi booklandığı takdirde oldukça da keyifli bir failed ve maç olacağını takdir edebiliriz sanırım. Lonman demiş, Charlotte'ın Scott Hall'ı yoktu, kötü oldu diye. Güzel geçmişe tam bir senyörlük gönderme yapmış. Efendim? Lonman,
Charlotte'ın Scott Hall'ı yoktu. Kötü oldu demiş. Ha. Tam bir senyörlük gönderme yapmış. Japonya pazarı güzel bir gol yedi Japon pazarı. Bu konuda ben beklemiyordum. Diğer segmenti de konuşuruz Japonya'nın. Xenophobia sormuş. Asuka'nın konuşmasına gerek yok. Serisi konuşuyor diyorlardı. Şimdi ne yapacak? Dans mı? Evet, ben de bunu soruyordum. Ne diyorsun Mehmet Dinler? Ya bakarız bundan sonra. Bugün gösterir. Ya bugün ve yarın gösterecek onun çizeceği yolu. Yani ya Asuka gerçekten inanılmaz bir güreşçi. Ring performansı da onun için konuşabilir. Nasıl zamanda Benoit çok konuşmamasına rağmen ring performansı onun yerine konuşuyorsa. Yani bu başka güreşçilerin de yapabileceği bir şey. Belki Asuka da onu yapar. Bilemeyiz. Ya bugün yarın gösterecek onu ama WWE'nin Asuka'dan vazgeçtiğini falan hiç zannetmiyorum ben. Bir sürpriz yapmak istiyorlardı ve yaptılar yani. Benim tek üzüntüm şey yani bunun Mixed Match Challenge'dan sonra olması. Yani. Hazır Ronda demişken buradan o zaman isterseniz Mixed Tag Team'e geçelim. Hı hı. Kurt Angle, Ronda Rousey ve rakipleri Triple H, Stephanie McMahon'dı. İkili Triple H, Stephanie McMahon kendilerinden beklenen asıl şeyi, ring şovunu, ringe giriş şovunu düzgün yapamadılar. Geçen senenin kopyasını yaptılar. Ama maçta inanılmaz bir performans sergilediler. Yani Stephanie McMahon gerçekten çok iyi bir performans gösterdi ve yani benim için WWE tarihinin WWE'nin başına gelmiş en güzel şey Stephanie McMahon'ın doğumu yani. Gerçekten muazzam da bir şey yani performansçı. Ama maçın asıl yıldızı Ronda Rousey'di. Yani ne Triple H'e ne Stephanie McMahon'a hiç şey yaptırtmadı. Kendini ezdirtmedi. İkisini de mahvetti ve Stephanie'yi pes ettirerek de maçı kazandı. Salih, nasıl buldun maçı? Maçı çok beklediğimden çok iyi buldum. Hatta diyorum ki ya keşke main event olsaydı yani. Main event olsaydı kötüydü ki. Yani ben de evet şu anda düşünüyorum da evet olabilirmiş yani. Buğra, sen ne düşünüyorsun? Ya WWE'de yazılı olan ve yazılı olmayan tüm kuralları silip atan bir maçtı. Bugüne kadar mixed maç larda kadın erkek karma maçlarda kadınların bu kadar önde olduğu, ön planda olduğu bir başka maç ben hatırlamıyorum. Ronda hem Triple H'e hem Steph'e karşı resmen tek başına güreşti. Hatta bir ara Kurt Angle Ronda'nın üzerine düştü. Bir heat spear attı. Çok ilginç bir segmentti. Ankle lock yaparken reverse çevirince Triple H. Yani işin mutlu edici çok tarafı var. Ben gelecek senelerde, hatta çok yakın zamanda kadın vs erkek maç göreceğimizi düşünüyordum. Ronda bence bu ihtimali hızlandıracak. Bir. İkincisi, koskoca kadınlar devrimini kadınlar devriminin üst seviye haline, yani top seviyesini, nirvanasını daha da yükseğe çıkarmış olan bir UFC dövüşçüsü. Kadınlar devrimi diğer güreşçileri adına da çok üzüntü verdi benim açımdan. Yani geldi bir UFC dövüşçüsü ve kadınlar devrimini tek başına çöpe attı. Bunlar zaten bir grup üçü biliyorsunuz. Dört hatta. Bir horse woman, bir vs horse woman. Horse woman. Ha, savaşı var ya. Orada yani o görünmeyen soğuk savaşta da bence 3-0 öne geçti dövüşçüler. Ben nasıl çöpe attıklarını anlamadım. Yani UFC dövüşçüsü gibi değil. Yani ya Lesnar gibi değildir Rousey. Çok hareket, inanılmaz işte tempoluydu. Onu diyorum. Yani kadınların, kadın güreşçilerin yapamadığını, bunca zaman yapamadığını bir tane kadın dövüşçü bir gecede tek maçta yaptı. Bunca zamandır yapamadığı ne abi? Kadınlar iyi performans sergileyemiyor muydu bunca zamandır? Yani bu kadar söz ettirmiyordu kendinden, anladın mı? Abi bu kadar söz ettirmemesi çok normal. WrestleMania'nın birinci reklam maçı bu. Yani ünlü maçı abi sonuçta bu. Bu yani Ronda Rousey dediğimiz şey ünlü biri. Yani her şeyden önce
ünlü biri. Yani ünü WWE'den daha fazla olan bir isimdi neredeyse. Ya dünyanın yani en ünlü tabii kadın daha sporcusu. Daha fazla söz ettirecek abi, dalga mı geçiyorsun? Dünyanın en ünlü kadın sporcusu galiba şu anda. Hani ya tabii ki daha fazla söz ettirecek abi. Nasıl daha fazla söz ettirmesin zaten yani. WWE'de bunun bilincinde olduğu için yani bunu yaptı. Ama yani ne kadınlar devrimine bir zarar verdi. Bu kadın geldi ve güreşçi gibi davrandı. Çok da iyi dövüştü. Ve zaten şey yani aylardır da antrenman yaptığını biliyorduk. Gerçekten de yani iyi bir şey. Yani başarmış yani. Antrenmanı iyi sonuç vermiş yani. Hani gayet gayet başarılı bir şeydi yani. Hah, söylesin Cenab-ı Hak. Cenab-ı sormuş. Ronda Rousey güreşemez diyenler dün ne yaptı? Dövüşçü abiye falan yapıyorlardı. Onun açıklamasını yaptı zaten Mehmet. Lawman eskilere gitmiş. Armageddon 2005 olması lazım. Christian ile Jericho vs. Lita ile Trish maçındaki kadınlar da iyi güreşmişlerdi. Maçı da az kalsın alıyorlardı mesela diye. Yani abi olur öyle şeyler yani hani, ama onlar hep şeydi yani hani kadın erkek neden güreşemeyeceğinin kanıtı gibi olan maçlardı yani. Çok farklı bir yerden gidiyordu. Şu Ronda'nın yaptığı gibi bir şey değildi yani. Ben daha önce de yoksa. Ya ben Ronda'nın yaptığını çok kıymetli buluyorum. Ve bugüne kadar kadınlar devriminde yapılan birçok şeyden daha fazla üstüne koyduğunu düşünüyorum. Ha bunda evet dediğin gibi spor kadın sporcular arasında en ünlü isim olmasında etkisi mutlaka var. Promotion'ı çok yüksek. Mutlaka doğru. Reklam yüzüğü çok büyük. Mutlaka doğru. Kadın hem güzel hem çok başarılı bir sporcu hem de işte spor dergilerine soyunabilecek kadar cesur ve kendi adından güzelliğinden söz ettirebilecek kadar entertainment sektörüne de entegre. Bunun etkisi var. Bunların etkisi var ama hani bugün bambaşka bir şeydi ya. Salih'in dediği gibi kesinlikle main event bu maç olmalıydı. Kesinlikle. O zaman SmackDown'un tag team maçına geçiyorum buradan. Fazla, daha fazla söylemek istediğiniz bir şey var mı Salih? Yok. Daniel Bryan, Shane McMahon vs. Kevin Owens, Sami Zayn'di. Kevin Owens ve Sami Zayn kazansalardı SmackDown'a geri alınacaklardı. Kazanamadılar. Daniel Bryan gerçekten ben daha ölmedim performansı gösterdi. Hiçbir şey kaybetmediğini Prime döneminden gösterdi. Dikkatli de yürüyüşmesine rağmen. 3 yıl aradan sonra müthiş bir performans gösterdi. Seyirciyi de coşturdu. En sonunda ikiliyi de SmackDown'dan gönderen isim oldu. Nasıl buldunuz maçı Buğra? Ya maçın neresinden başlasam bilmiyorum. Başlangıcı, bitişi hani yine bir sürprizdi bence bu maçın sonucu. Sana göre? Yok değildi bence. Ha? Yani değildi. Maçın hep belirtiler abi ya. Yani Brian şey yani Kevin Owens ve Sami Zayn'in son hafta hani sadece SmackDown'dan gönderileceklerinin açıklanmasıyla bana çok da şey gelmedi yani bu sürpriz gelmedi. Bir de Brian'ın maçtan önce saldırdı ya şey Daniel Bryan'a. Sakatlandı Daniel Bryan. Sonra geri döndü işte. Orada belli olmuştu yani olay. Evet ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Peki Salih sen nasıl buldun maçı genel olarak? Ben Daniel Bryan çok beğendim yani kendini kanıtlama maçıydı ya böyle hayatının maçını oynamadı ama yani bu kadar fit bir Daniel Bryan hiç beklemiyordum derslerdi resmen. Ben de yani daha çok Shane'e işi bırakacağını düşünüyordum ya ki bıraktı da yani sakat durumdayken bıraktı da ama yani hani işi bitiren o oldu yani ring performansını gösteren o oldu yani. Çok acayipti. Çok da takdir ettim ben kendisini ki ben Daniel Bryan'la çok hoşlaşmam yani biliyorsunuz beni birazcık. Ama yani ben bile çok etkilendim. Ya adam zaten hani ringe girerken onu çok belli etmişti ya şey hani abi girişte göründüğünde böyle heriften mutluluk saçılıyordu yani. Çok güzel bir görüntüydü o. Peki Kevin Owens ve Sami Zayn muhtemelen Raw'a gidecekler. Ne yaparlar sizce? Bugün görür müyüz onları? Ne düşünüyorsunuz? Abi SmackDown'da kim kalacak o zaman yani? Kevin Owens geçer abi birileri.
Ha birileri geçer diyorsan okey buna varım da. Ya bir de hani... maç hakkında bir şey söylemem gerekirse Daniel Bryan WrestleMania'yı yaşattı bize ya. Gerçekten WrestleMania'nın ne olduğunu hatırlatan bir maçtı. Seyirci maçın çok içindeydi. Tabii isim Daniel Bryan olunca bence son yüzyılda bana göre çıkan en büyük süper yıldız, son yüzyılın en büyük süper yıldızı, tam olarak bir profesyonel güreşçi ve her şeyi var. WWE'nin de ne istediğini çok iyi bildiği için kendini buna çok güzel entegre edebiliyor. Ya Daniel Bryan anlatılmaz, yaşanır abi ya. Ve bize o maçı yaşattı. Salih'in dediği gibi de temposunu hiç kaybetmemişti. Böyle bir disiplin, ya bu kadar büyük başarı, hani hem entertainment, hem ring içi, hem seyirciyle iletişim, hem atmosferi koklama, hem atmosferi yaşatma, arenaya, televizyon başındaki adama, ya ben Daniel Bryan'da ne eksik deseler, yok abi dört dörtlük derim ya. İyi de bir baba, iyi de bir ailesi var. Aile babası. Ulan, onu nereden biliyorsun lan? Yani çocuğu var, evlendi, ne bileyim yani. Bence yani böyledir ya, bazı Hristiyan topçular İsa'nın topçularıyız der. İşte gece yaşantımız düzenli vesaire, daha çok şey alabilmek için, maaş alabilmek için kendini öyle pazarlarlar ya. Öyle görünüyor yani. Ben de o pazarlamayı yiyorum Daniel Bryan'dan. Teşekkür ediyorum. Bana bunu yaşattığın için de kalktım ayağa. Eyvallah dedim. Elimi göğsüme koydum. Eyvallah dedim Daniel Bryan'a. O sırada işi çözün herhalde. Yani, Metin Oktay mı yaptın? Metin Oktay yapmadım tabii ki. Yani Metin Oktay ne ya? Neyse. Konuştum. Abi Daniel neyse, Bryan yani. Daniel Bryan'a otursak bir program konuşuruz ya. Baştan aşağıya. Muhteşem bir insan ve ringlere geri döndüğü için inanılmaz mutluyum. Bu kadar. Ben bu şey yara kadar... konuşuruz o zaman. Salih, ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. O zaman iki ana kemer maçımıza geçiyoruz son olarak. Birincisi yine Royal Rumble galibi Nakamura'nın sıfır feyutla çıktığı AJ Styles maçıydı. Yani beklentilerin çok alt, ya iyi bir maçtı. Hani ortalama bir maçtı ama yani öyle bir beklenti yarattı ki WWE bütün hani işin her yani bütün feyutun yükünü maçın çok güzel geçmesine bağladı. Yani o yüzden feyut yapmadılar. Hani ama maç hani onun yakınından bile geçmedi o beklentinin. Ve Nakamura maçın sonunda maçı kaybettikten sonra benim gördüğüm en sert low blow'la heel turn yaptı. Yani gerçekten ben AJ için çok üzüldüm. Yani çoluk çocuk yok bir daha yani. Hani gerçekten. Ne? Abi onu yedikten sonra mümkün değil. Yani sağlam kalmış olamaz. Doğru. Doğru diyorsun. Kesinlikle yani. Ben bu işten biraz anlayan biri olarak söylüyorum. Yok yani mümkün değil. Çok dayak yedim zamanında. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Mümkün değil yani. Stephen Truway demiş. Maalesef biz burada yazdık maçın o kadar iyi geçmeyeceğini. Sence iyi geçmedi mi Mehmet? Ya WWE'nin yarattığı beklenti kadar iyi geçmedi. Yani Wrestle abi, Kingdom'daki maçın bir tekrarı olacağını söylüyorlardı. He, siz de öyle. Bana kalırsa... İşte vay efendim kalırsa... 5 yıldız falan diyordunuz. Abi ben bu maçı 2.25 yani maçın puanı, kusura bakmasın da kimse. Evet söyle sen. Bana kalırsa... Abi şöyle bir şey var ya. O 5 yıldız muhabbeti, 5 yıldızlı çıkma ihtimali en fazla olan maç neydi Meltzer'den? Buydu yani. Buydu abi yani. Tabii canım. Hani yani... potansiyeli en yüksek olan Meltzer'i de biraz hani puanlamasını bilen biri insanlarız artık yani hani kriterlerini falan biliyoruz. Hani yani buydu ve bu beklentinin yanına ulaşmadı. Yani hani bu konuda aman siz şöyle dediniz demenin bir alemi yok. Hala diyorum ya yani, potansiyeli en yüksek maç buydu yani. Ve yazılsa ikisi de yapardı bunu yani. Yazılmamış. Yapmadılar. Yoksa öyle maç borçlardan geçilmiyor da korkunç geçti demiyoruz yani. Arada fark var. Salih sen nasıl buldun maçı? Ya bu arada Wrestle Kingdom'a millet gönderme bekliyor da o maç da balon bir maçtı. Abi NGPW Wrestle Kingdom ne ya? İçinde. Burası şampiyonlar ligi yani. İndideki maç olmasın abi. Boş verin Wrestle Kingdom falan. Abi o maç değildi, maç değildi ki. Abi 35 bin kişi izliyordu maçı yani. Cepen indi değil yalnız. Ya abicim. Abi 35 bin kişi izliyordu maç şovu ya. Yani abicim 35 milyon izlesin indidir ya. Şimdi konuşturmayın beni ya. Konuşma o zaman abi, maçı yorumlamayacak mısın? Yani ha maçı mı yorumlayayım?
Bence Dave Meltzer buna 5 puan verir yani. Tam öyle zevksiz, bomboş bir maçtı. Genelde böyle bomboş, zevksiz maçlara 5 puan veriyor. Bir tane güreşçi vardı. Minoru Suzuki, Kasakai, Mishaki Kasti bilmem ne. Ona da sürekli 5 yıldız veriyor. Lan ne yapıyor bu adam? Dur bakayım. Bir açayım izleyeyim dedim. Aynı işte bu maçlar ya. Bir fark yok ya maalesef. Ya işte o atmosfer de çok farklı. Yani. Ya oğlum diyeyim. Atmosfer mi? Bütün atmosferi bitirdi zaten. Forumda online sayısı 80'di maçtan önce. Maç bitti 32'ye düşmüş. Yani Allah belasını versin. Hayır. Ben NGPW kıyaslıyorum. Yoksa bana kalırsa şimdi Nakamura WWE'deki hali bir karikatür gibi ya. Öyle değil mi sizce de? Yani karikatür gibi davranıyor böyle. Yani. Nakamura bilmiyorum ben. Face olup ya yani hani aynısı Asuka'daki aynı şey. Face oluyordu işte ringe girerken kıvırıyordu mıvırıyordu. Seyircilerle bir şekilde iletişim kuruyordu. Şimdi bu adamı heel yaptın sevgili Vince kardeşim ve Road Dogg. Bu adam bundan sonra nasıl seyirciyle iletişim kuracak? Yani kıvırmayacak, etmeyecek, oraya buraya saldıracak, burun deliklerini mi izletecek kendisine ya? Yok yani yaptığı şeylerin aslında iki tarafı var. Yani biri seyirci değil, yani bir kısım seyirciyi çok böyle hareketlendirip coşturabilirken bir kısım seyirciyi de gerçekten sinir eden bir şeydi. Artık daha fazla seyirciyi sinir edecek yaptıkları ya. Hani tarzı zaten heel olmaya yatkın bir tarz o yaptıkları. Ha konuşma yeteneği yani konuşmuyor o ayrı mesele de. Hani yani o tarzı o giriş şovu falan filan yani sinir etmeye çok şey bir tarz. Yatkın bir tarz. O yüzden benim o konuda bir endişem yok ama ya ve dün feud başladı ya fark ettiniz mi low blow'la birlikte? Feud artık, çok güzel başlamadı mı ya? Abi. Artık seneye şeyle Brock Lesnar'la Roman Reigns bir de bu maçı izleriz. Tabii abi yani tekrar etmek zorunda yani Nakamura intikamını almak zorunda yani. Of. Gerçekten. Ne Cem Ozan ve Cem Ozan vereceğim şimdi. Daralıyorum, sıkılıyorum, isyan ediyorum isyan. O ya o seviye bu abi. Maalesef feud başladı bu dün gece. Diyecek bir şey yok. Peki yani ne kadar daha devam edecek gibi duruyor? Ne kadar böyle de Nakamura kemeri alabilir mi? Yoksa dün WWE'nin ondan vazgeçtiğini mi gördük? Yok ya ben hem Asuka için hem de Nakamura için vazgeçilebilecek güreşçiler olduğunu düşünmüyorum. Bunlar pazar malı. Ya bu pazar malları arada şeye çıkacak. Masaya çıkacak yani. Sediye mi? Ne o pazar? Tezgaha. Tezgaha çıkacak. Ya bu pazar malı bu adamlar yani. Bugün olmaz yarın olur. Bir şekilde görünecekler. Bugün kemer kazanamamış olmaları vazgeçildiği anlamına gelmiyor bana göre. Okey. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu maçı da sonlandırıyoruz. SmackDown'da işin devamını görmek üzere. Ve main event'ımıza geçiyoruz. Var mı WWE kemeriyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey? Ya ben bundan sonraki inşallah rakibin Daniel Bryan olduğunu görmek isterim. Çünkü ben AJ de. Styles'ın kemer reyini o kadar hareketsiz ki artık AJ Styles overrated diyecek tipler artık herhalde yani altta fokur diyor birader. Ama o şıkırdı geliyor anlıyor musun? O tiplerin kimlerin fanı olduğunu da biliyoruz kardeşim AJ'ye overrated diyecek tiplerin. Kimin fanı olduğunu biliyoruz. Maharaj. Geçiniz onları geçiniz. Kimin fanı ben anlamadım muhabbeti. Kapatınca söylerim ben tamam. Anlayamam. Şimdi bilmiyorum. Vallahi anlamadım. Şey diyeceğim. O fıkırdı geliyor anladın mı? O şıkır 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 şıkır. O AJ Styles overrated'çiler geliyor. Çünkü adamın karşısına rakip çıkmıyor bir senedir yani. Gerçekten çıkmıyor. Ama ya şeye gitti. Halden aldı bu kemeri ya. Neyse. Ya şeye yani. Gitti abi hani Shane vs. Owens Zayn senaryosu yürüsün diye yani AJ Styles'ın kemer reyini aradı çok kaynadı. Bundan sonra da hani yani Nakamura'yla birebir feud onu iyi hale getirecektir yani ama Daniel Bryan feud'unu görmeyi evet ben de çok isterim. Yani gerçekten çok isterim. Ya, main event'a geçiyoruz o zaman. Tamam. Roman Reigns, Brock Lesnar.
Roman Reigns'in kesin kazanacak artık dediğimiz maçı Lesnar öldürerek kazandı. Toplam 6 F5, 5 de Spear gördük. Ve Brock Lesnar bir şekilde kazandı. Üzerine de arka alana gider gitmez Vince McMahon'la birbirlerine girmişler. Vince McMahon'ın öldüğü söyleniyor. Maçla evet, ilgili görüşleriniz, gece ne görürüz vesaire. Salih senden başlayalım, böyle geniş geniş anlatabilirsin kardeşim. Yani 5 saatlik şovun verdiği bıkkınlık, uyku şeyi hali. Üzerine bu maç, ya, bence WWE Universe bunu hak etmiyor ya. Bence de. Yani hayatımın böyle kendi seyircisine dalga geçen bir şirketi görmedim ben yani bu kadar. Kurumsal yap. Yazık yani. Norman düşmüştü hatta maç sırasında. Abi ben şeyle birlikte, tuşla birlikte yerimden sıçradım ya. Sıçradım abi. Bir an inanamadım ya. Yani. Belliydi yani. Ya gerçekten de... belliydi. Lesnar'ın dominasyonu beni çok ürkütüyordu maçın içinde. Ya bu nereye gidiyor bu iş? Hani lan Keş'in mi olacak acaba diye düşünüyorsun. Keş'i yapacak biri de yok. Carmella. Carmella geliyor. Değil, yok yani. Ya maçın gerçekten boka sardığı, çok affediyoruz. 42 kişiden çok özür diliyorum. Kötü sonla biteceği, mutsuz biteceği çok ortadaydı. Ha, mutsuz muyum? Değilim. Ortadayım. Ne iyiyim ne kötüyüm şu anda aslında ama hani eldivenleri çıkardı. Lesnar dirsek atmaya başladı Roman Reigns'e. Dedim bu maçı Reigns kaybedecek. Yani bu bir kaybetme senaryosu. John Cena'ya da aynı şekilde dirsek attı ama John Cena'ya attığı zaman, John Cena'yı kanattığı zaman maçın başındaydı. Cena orada bir imkansızdan çıktı. Orada Roman Reigns'in çıkamayacağı çok ortadaydı. Ya Roman Reigns bilmiyorum, söylentiler geliyor hani haber sitelerinde, işte Reddit'te falan dolaşıyor. Vay efendim işte, doping olayından ötürü böyle oldu vesaire diye söylentiler var. Ama net durumda bu ciddiyet bilmiyorum. Ben açıkçası biraz da bunun strateji olabileceği kanaatindeyim Mehmet. Lesnar'a bir sözleşme imzalatma stratejisi olabilir bu. Ya sonuçta UFC bir pazar rakibi WWE'nin. Lesnar gibi bir yıldızı da kaybetmek istemeyecektir. Çünkü Lesnar sattırır. Senede 3 defa şova çıkar UFC'de. Sattırır. Böyle pazarı, aynı ortak pazar, birbirine benzeşen pazarlar olduğu için özellikle Dana White'ın Ronda kaybından sonra Lesnar'la ilgilendiği herkesçe bilinen bir durum. Hatta senaryoya da konu edildi. Lesnar'ın önüne sözleşme atmış olabilir Vince McMahon bu maçtan kazandıktan sonra, ya da atacak olabilir. Ben hala sözleşme imzaladığını düşünmüyorum Lesnar'ın. Bence burada bir vaat yatıyor abi. CM Punk'ın modern zamanlarındaki rekorunu geçmek vaat ediliyor Lesnar'a. Zannedersem de geçmek üzere zaten. 434 gün var, bir 80 günü de. Yani şey abi, şunu yapmak var ya, eğer hani Punk'ı bir rekordan silmek istiyorsan, yani Punk'ı WWE tarihine kazıyacak şey bu olabilir yani. Abi kimse ilerleyen zamanlarda Lesnar'dan bu kemeri en uzun süre tutan kişi olarak bahsetmeyecek yani. Kimse yani. Tabii canım 3 tane 4 tane title defense var, kim bahsedecek, doğru diyorsun. Abi WWE evreni için hani gerçekten şey yani, hani çok büyük bir nefret objesine bugün dönüşmüş olabilir yani. Abi bir de şey yani, hani önceden ne yaparsa yapsın hani bir şekilde pyro patlatır coştururdu. Abi aldı kemeri siktirdi gitti ya, hani yani tipik heel davranışı. Ve yani abi adam şeyle ilgili, WWE ile ilgili ne varsa hepsini yıkıp geçiyor. İşte Undertaker'ın serisiyle başladı, John Cena ile devam etti. Önüne gelen hani şey, parlayan ismi, işte Samoa Joe'yu, Braun Strowman'ı, Roman Reigns'i abi yok ediyor adam yani. Yok ediyor. Neredeyse Seth Rollins'i yok edecekti. Bir de hala abi, destek buluyor kendisine. Ya bak. Hala, abi yani abi şu Lesnar'ı destekleyen gerizekalıdır. Güreşten zevk almıyordur yani hani. Abi bir saniye bir şey diyeceğim. Roman Reigns'in WrestleMania 35'te maça çıkacağını söylüyor millet. Ya abi ne diyecek de çıkacak? Ya ne diyecek de çıkacak? Aklınız alıyor mu yani?
ne diyecek abi, de çıkacak ya. Bugünkü momentumda Roman Reigns yenilmiş. Ne yapacak da çıkacak ya? Ne gibi bir argümanla çıkacak? Siz abi, kafayı mı yediniz yazın ya? Yazın Samoa Joe'yla şey gidip birbirlerini tokatlayacak. Yine aynısı olacak yani. Abicim Roman Reigns'in karşısına şu an bir adam, pardon, Brock Lesnar'ın karşısına şu an bir adam dikin. Ama hangi argümanla? Kim yani? Kim çıkacak? Strowman, Joe, Roman. Abi konuşulan çıkıyor? Şey ne biliyor musunuz? Lashley. Bobby Lashley. Ya abi ne Lashley'si ya? Abi karşısında Lashley Strowman destekleyebilir. Lesnar'ı destekleyeceğim tek seçenek yani Lashley. Abi TNA'da adam main event diye karizma oldu ya. İnanamıyorum yani. Abi bilmiyorum. Lashley gelecek de Brock Lesnar'a, bence Brock Lesnar bir de onu yener. Sonra Nirvana'dan gökten bize el sallar. Abi ya. Ve şey WWE eğer bu hani kalıp olayından, kalıplar arasındaki hani şey dengesizlikten vazgeçmezse eğer. Abi vazgeçmezse değil de bak ben sana WWE'nin artık aklındakini söyleyeyim. Artık Universal Championship MMA'deki ünvan kemeri gibi. MMA'deki ünvan kemeri UFC'de, MMA'lerdeki, UFC'deki ünvan kemeri senede 1-2 şovda savunulur, tamam mı? Ünvan senede 1-2 şovda savunulur. Ondan sonra zaten bir daha güreşçilerde ne haftalık şov mantığı var ne de başka bir şey. Senede 2-3 şova çıkıyor dövüşçüler. Oradaki dövüşçüler, güreşçiler dedim, düzeltiyorum. 2 şovda, 3 şovda ünvan koruyorlar. Şu an WWE'nin bakış açısı Universal Championship'e bu. WWE Championship'i de öteki brand'e atma sebebileri de o. Yani bugün şirketin Raw brand'in ana kemerini WWE Intercontinental olarak kabul etmemizi istiyor. Diğer tarafta UFC'cileşme var. Ya bunu anlayan bence WWE başka bir şey düşünmüyor. Çünkü sabote etmek ya, bu bildiğin sabote etmek bazı şeyleri. Yani gerçekten yani benim şu olanları anlamam mümkün değil ya, hani yani bir de gelip Lashley kazanır falan abi yani. Bak Lashley kazanır, tamam mı? Lashley de senede 2 şova çıkar, 3 şova çıkar, sonra McGregor'a kaybeder. Bak ciddi diyorum, WWE'nin artık düşündüğü bu, Universal Championship'ten farklı bir şey beklemeyin abi. Roman Reigns dün kazansaydı o da part-timer olacaktı. Senede 2 defa yok çıkacaktı. Yok artık. ya mantık bu. Kazanamamasının sebebi o. Ya mantık bu yani. Eğreltileme yapıyorum. Adamlar Universal Championship'e bakış açısı bu. Ya UFC bir yerde şey, gibi. Bir yerde kazanacak kişi bitecek abi yani. Bir yerde o elindeki UFC starı bitecek. Bir yerde WWE güreşine geri dönmek. 5 sene sonra biter, doğru diyorsun. Ama şu an böyle bakıyor abi şirket. Mevzuya böyle bakıyor. Yani bundan sonra Lesnar'ın da geçen seneki kadar sık görünmeyeceğini düşünüyorum. Geçen sene sık mı göründü? Yani Joe'ya karşı çıktı. Fatal 4-Way'e çıktı. Çıktı yani. 2-3 maça çıktı arada. Ya sözleşmesi bu arada SummerSlam'dan sonra bitiyor zaten. Hani. Yani o ben o geçen seneki kadar sık görünmeyeceğini düşünüyorum demek istedim. Ya yeni sözleşme şartları var daha biraz yani. Ya UFC, ben bu görünebileceğini düşünüyorum ya. UFC abi, UFC WWE, UFC'nin pazar payının artmasında WWE'nin bir etkisi olarak görüyorum ben. Şu an Lesnar'ın Universal Championship'i kullanma şekliyle. Çünkü MMA ile çok benzeşiyor. Sorumuz var mı şeyde chatbox'ta? Maçları konuşmaya demiş, bitirdik. Stephen Truway, soruları alalım arkadaşlar o zaman. Genel olarak soruları alalım. Hem bu konu hakkında, hem genel olarak, hem gelecek hakkında, hem geçmiş hakkında. Stephen Truway demiş, Universal Championship'in Owens'ın elinde olduğu elit ve layık günler. Ne diyorsun? O günleri özledin mi? Çok yani hakikaten. Ve bu arada şey var. 2016 Survivor serisindeki Goldberg Lesnar maçını hatırlarsınız.
o maç Goldberg'in son maçı olacaktı planlığına göre ama seyirci çok iyi reaksiyon verdiği için adamın WrestleMania'ya kadar devam etmesi kararı alındı. Ve o iş Universal kemerini de çok ani kararlarla içine aldı bir anda. Yoksa şey yani Lesnar'da muhtemelen Shane McMahon'la karşılaşacaktı WrestleMania'da falan. Evet. Bu ya, arada Cena Undertaker'ı konuşmadık. 2016'da Goldberg'i destekleyen, Goldberg'i iyi bulan herkese bu gece yaşattıkları için teşekkür ediyorum abi. Hepiniz çok büyük gerizekalısınız. bu arada Cena Taker'ı konuşmadık. Aa, evet, onu bilerek sona bırakmıştım, soruları aldı. Siz soruları sorun arkadaşlar, biz bu arada Cena Taker'ı geçelim. Evet. 40 saniye falan zaten gecikmeli gittiği için. Hı hı. Yani. Cena Taker ne oldu? Abi biri haber verdi Cena'ya Taker'ın burada olduğunu. Taker bir koştura koştura bir gitti. Bir, çok güzel koşturdu. Valla şeyin resmen en güzel anlarından biri onun deparıydı. Kapkaç yapacak sandım ben kemeri. Burasında heveslendi, maça geldi. Dediler abi Taker yok. Tam böyle şey, hani kızdı bozuldu, ışıklar kapandı, Elias geldi. Dedi ben Taker değilim, ben şimdi şovumu gerçekleştireceğim. Şovda Cena'ya saydı, sövdü, Cena da geldi, ağzını burnunu kırdı. Tam giderken Taker geldi. İkili maça çıktılar ve Undertaker John Cena'yı squashladı. Yani... Abi şeyden hani forumda falan squash, jabber hani bu kemerlerin çok sık ve çok gereksiz kullanılmasına çok rahatsız olduğumu hep dile getiririm ama yani bu maçın tam karşılığı squash yani. Hani hakikaten squash ya. Aklım hayalim almıyor. Buyurun beyler söz sizin, Buğra senden başlayalım. Valla ne yaparsan yap göklerden gelen bir karar vardır Mehmet Dinler. Sen Undertaker'ı istersin. İsteğin yerine gelir ve arzu seni öldürür. Herkes yerini bilecek demiştik John Cena'ya. Sevgili Undertaker, WrestleMania'nın ne olduğunu hissettirdi. Hissettirdiği yetmedi. Bir de John Cena'yı ala aşağı edip 5 dakikada patakladı. Çok küçük düşürdü. John Cena da öyle. Hani ben şunu yendim, bunu yendim, şunun ekmeğine karışmam, bunun kemerine dokunmam demesin. Bir daha Undertaker'a bulaşmasın. Bir daha bulaşmasın. WrestleMania 35'te karşılaştıklarım. Velhasıl kelam WrestleMania 35'te WrestleMania 35'te bu dayağın daha büyüğünü hissedecek John Cena. Ya diyeceğim o. Çok söylenecek bir şey yok. Ne yaparsan yap göklerden bir gelen karar vardır. Salih sen ne diyeceksin? Yani ben çok şaşırdım ya. Gelmesi şaşırmam tabii ki. Bu kadar kısa sürmesi. Yani asıl şaşırtmaya çalışmışlar mı yoksa Taker'ın gücü mü kadar yetiyor? Çok merak ediyorum bunun altındaki nedeni. Yakında Nevmezler falan açıklar yani podcast'inde. Ben şeyden dolayı çok memnunum ya. Şu Cena'nın tek başına Taker'ı çağırıp durmasına sürekli iyi senaryo diyenler artık olmayacak yani. Hani maçtaki rezalet o senaryonun iyi olduğunu unutturacak. Bence iyi değil çünkü yani. Hani ya bence iyi bir senaryo değildi bu. Ben, yani tek senaryo olduğu için iyi diyoruz işte. Çaktırma abi iyi. Yani, iyi şey yani Cena ve Taker yani gelecek WrestleMania'da tekrar karşılaşsınlar. Her şey okey. Ama abi yani squash maç. Abi ya maça çıkarmayın abi yani. Ya bir kere profesyonel güreşin varoluş nedenini zedeleyen bir şey squash maç ya. Abi ve şey yani squash maç dediğin şey yani şey çok büyük güreşçinin hani promotion arttırmak için hani hype arttırmak için yani küçük güreşçiyi temizlemesi üzerine kuruludur. Yani abi WWE tarihinin en büyük 3-4 isminden ikisinden bahsediyoruz ya hani. Yani herkes ilk beşine o ikisini yazar. Abi yani ne squash ya hani. Bu ve Goldberg Lesnar gibi bir şey değil abi yani. Hani değil yani. Hani, abi ya benim aklım hayalim almıyor şu yaşananları. Yani maça çıktı abi bu ikisi ya. Hani yıllardır beklenen Cena vs. Taker maçı 5 dakika sürdü. Hani ya bu gerçeği kimseye unutturamazsın. Gelecek sene maç yaptıktan sonra da unutturamazsın. Drak'ın WrestleMania'da Eric Rowan'la
maça çıktığını unutturabiliyor musun insanlara? Unutturamıyorsun abi. O ne kadar büyük bir saçmalıksa bu da o kadar büyük bir saçmalıktır. Yani seneye nasıl bir motivasyonla maça çıkacaklar ki yani? Ben seni 5 dakikada yendim falan. Ha o da. Romrest hakkında dediğim her şey orada da var. Lan sen bana 6 hafta yalvardın. Geldim gördüm yendim. Seneye ne diye çıkacaksın? Çok abi, doğru yani. Cena en büyük yenilgilerinden sonra işte Lesnar olsun, hani Punk olsun falan hep şeyle çıktı. Yani abi tamam yenildim ve şimdi daha hırslıyımla çıktı. Ve hani kariyer, Reigns'in kariyeri değil yani, yeni nesil main event kariyeri değil, John Cena'dan bahsediyoruz. Ve işe yarıyor bir şekilde yani. Hani bu adam Lesnar'a karşı paspas olduktan sonra bir ay sonra rövanş maçına çıktı. Ve hani gayet kaliteli bir şeyle, hype'la çıktı yani. Yani öyle ama yani şu maçın gerçekleştiğini kimseye unutturamayacaklar. Unutturmaya da çok çalışacaklar ama kimseye unutturamayacaklar. Hani yani çok büyük bir pazarlama hatasıydı muhtemelen. Eklemek istediğiniz bir şey var mı konuya? Maalesef yok. Ya genel olarak WrestleMania'yı 10 üzerinden bir değerlendirelim o zaman Mehmet ya. Kapatmadan yapalım onu. Soru yok mu alacağımız? Sorulara geçelim. Demiş Dark Zombie. Undertaker o zaman Brock'tan kemeri alsın madem o kadar güçlü. Yani bu sorular sorulur. Madem 5 dakikada yenecek kadar güçlü sorar abi. WWE Universe. Sen bir senaryo sen insanlara bir senaryo satıyorsun. Ben Dark Zombie kardeşime şey diyeceğim. Dark Zombie kardeşim, güreşte güçlenen bir kavram yoktur. Senaryo vardır yani. Kusura bakma. Evet. Undertaker geldi 10 dakika maç yapamadığı için maç 2 dakika sürmüş demiş Hakan Çap. Yani bu da bir ihtimal ama bu kötü bir pazarlama oldu. Mehmet'in dediği gibi değiştirmiyor gerçeğini. Undertaker yıllardır hani iyi maç çıkarmıyor ki. Yani kimsenin Undertaker vs. John Cena'dan iyi maç beklentisi zaten yok. Yani kimsenin yok abi ya. Yani maçın iyi geçmesi zaten mümkün değil ki yani. Hani Taker'ı biliyoruz çünkü. Yani. Ama normalde daha hızlıydı ya maçta. Evet ama abi Taker 2 sene önce Hell in a Cell çıkardı. Geçen sene yani Roman Reigns'e karşı 20 dakika mıydı maç? Aşağı yukarı. O eziyetti ya adam için. Maç, abi eziyetti ama yaptılar yani. Ve yani şey hani ya bu maç bir şeydi, squash da abi, kısa maç değil bak, bu squash yani arada, evet. Fark var. Mert Demir demiş Roman'ın bir yerde kaybetmesi gerekiyordu, adamın yetmediği kişi kalmadı, bir yerde kaybetmesi karakterini güçlendirecektir ama asıl sıkıntı kemerin hala part-timer birinde olmaz. Abi Roman Reigns kaybetti yani, zamanında Seth Rollins'e kaybetti, Finn Balor'a. Ve hepsinden sonra şey abi, daha güçlü şekilde çıktı. Adam hala mı kayıplarından daha güçlü şekilde çıkacak yani? Roman Reigns yenilebilir bir karakter lan. Roman Reigns'i şey WrestleMania'nın başında The Miz arka arkaya 2 hafta yendi. The Miz yendi. Evet, Gürkan demiş. AJ Styles, Daniel Bryan çok iyi olmaz mı? Olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Ama SummerSlam'ı yediremezler. WrestleMania olur yani. Halil Şallı demiş. Braun Strowman yanında madem çocuk gelecekti neden hasta, morale ihtiyacı olan Connor gibi bir çocuk getirilmedi? Diğer çocuğun getirmesindeki amaç neydi? Ya o troll yani. Bu başka bir şey değil. Bu bir troll yani. Troll, bir de çocuk da muhtemelen şeyden yani BS Star kampanyasında hani tanıştıkları, hani bildikleri, destekledikleri bir çocuk muhtemelen. Yani hani çocuğu orada Strowman'ın rastgele almadığı kesin bir şey zaten. Ya abi hasta çocuk ne bileyim ya, hani tercih meselesi ve yani Nicholas'ın da bir özelliği vardır, rastgele seçilmemiştir yani. Hani. Hakem çocuğu da deniyor ama bilmiyorum. 23 tane misafir kullanıcımız var. Kısa bir işlemle üye olup sorularını ve görüşlerini yöneltebilirler arkadaşlar. Chatbox'a Asuka'nın serisi ilk WrestleMania'sında bitti demiş. Ne diyorsun? Mehmet Dinler ilk WrestleMania'sında neden bitti? Abi şey yani hani bitirmeseler de eziyet olacaktı. Muhtemelen onu fark ettiler yani. Ya bence ana kadroya gelmeden bitmeliydi. Yani bu kadar uzamamalıydı. Rekoru kırmamalıydı belki. Hani yani geç oldu, güç de oldu. Hani ama bir şekilde bitti.
yaptığından dolayı memnun olmamız lazım. Sorgulamak değil. Ya seri dediğiniz olay abi insanları over, ya yani kişileri overrated yapar. %100. Yani Asuka güreşçiydi ama serisi overrated'tı. Çok büyük yani şey Asuka'nın bulaştığı her şeyi kötü daha kötü hale getiriyordu. Ya Asuka'yı daha kötü hale getiriyordu. Şimdi daha iyi bir Asuka izleyeceğiz yani. Ya yani. Yenilebildiğini biliyoruz. Evet yenilebildiğini biliyoruz. Hakan Çap demiş. Bu yayının tekrarını nereden dinleyebilirim? Yarın saat 07:00'da sabaha karşı YouTube'da olacak Hakan. Evet. Var mı başka sorumuz? O zaman şovu puanlayalım. Evet. Son olarak bakıyorum, kontrol ediyorum. Daniel Bryan'ın artık güreşçi olduğunu düşünürsek SmackDown GM'i kim olabilir demiş Gürkan Işık. Daha bırakmadı. Hani Shane'le de kapışmadı. Yani o yüzden ben hala bunu sormakta yani erken olduğunu düşünüyorum. Shane tek başına da yönetebilir bu arada yani. Sever öyle şeyleri. Abi adam zaten bir farkları yoktu bu Daniel'la yani. Kendi tartışır. Monolog yapar falan. Ses. Kendi kendisi tartışır artık. Tartışır ya bulur o bir şeyler kendine. Şovu 10 üzerinden puanlarsanız Salih senin puanın ne olur? 6. Neden nedir? Nereden kırdın? 6 çünkü daha maç kalitelerini beklediğim gibi bulamadım. Tabii ki Vatat'ın üzerindeydi ama bulamadım yani. Özellikle main event yani orta parmak gösterdiler resmen ya. Uğur'a sen kaç veriyorsun? Ya ben AJ Styles Nakamura maçı hem senaryo anlamında hem ring içi anlamında düşüktü. Lesnar Reigns doyurucuydu her şeye rağmen. Hem senaryo anlamında hem ring içi anlamında. Triple Threat Intercontinental yine doyurucuydu. Senaryo anlamında ve ring içi anlamında. Mixed Ronda'nın maçı doyurucuydu. Ama tabi bu maçta biraz Stephanie McMahon hani rahibe gibi değil, türban takmış gibi değil de biraz daha çekici giyinse güzel olurdu. O da doyurucuydu. Düşünüyorum Women's Championship'ler ikisi de vasatın üstündeydi. Biri çok iyiydi. Biri de çok eğlendirdi. Ana şovda diğer başka maçlardan United States Championship buradan da bir puan kırıyorum. Senaryosu her ne kadar etkileyici olsa da ring içinde hiçbir şey yoktu. Tag teamler yine özellikle SmackDown tag team bize bugüne kadar gösterdiklerinin çok altındaydı. Raw tag team zaten troll'ün tekiydi. Buradan da bir puan kırıyorum iki tag teamden. Daniel Bryan bize WrestleMania'nın ne olduğunu hissettirdi. Ben 3 puan kırdım. Diğerlerinden memnunum. Keşke 2 ayda bir, 3 ayda bir WrestleMania olsa. 10 üzerine 7 veriyorum. Ben de Cena Taker ve şeyden kırarak hani yani genel o işte eskilerin olmaması havasından, kutlama havasının pek olmamasından kırarak birer puan 8 vereceğim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Evet Gürkan demiş 7.5, Ozan demiş 6. Chatbox'a da yorum yapan, puan veren arkadaşlar var. Mehmet Diner şu an 51 kişi dinliyor bizi. Kapatıyoruz galiba. Evet kapatıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın Raw After Mania konuşacağız. İnşallah yine burada. Konuşmaya da devam edeceğiz değil mi? Bundan sonra da her hafta aynen yani. Aynen öyle. Her hafta SmackDown ve Raw yayınlarımız 21.00. Evet. Yayına katıldığınız için, bu kadar kalabalık olduğunuz chatbox'taki geyiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yarın akşam Güreş Türkiye Radyo'da tekrar görüşmek üzere. Buğra Gür ve Salih adına ben de arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ederim. İyi geceler.